Annesen teyzen herkese iyi sabahlar diliyorum. Profesör Kerem Erkin'le beraber Avrupa'yı, dünyayı ve Türkiye'yi konuşmaya devam ediyoruz. Ama önce rakamlarla başlayalım. Dün endeks aslında eksi de açıldı Asya tarafından gelen haberlerle beraber ama ikinci seanstan sonra Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları etkili oldu. Çünkü bankacılık sistemiyle, düzeniyle ilgili açıklaması olumsuz algılandı. Bunun yanında dünya basınında da bankacılık sistemiyle ilgili, dünya bankacılık sistemiyle ilgili negatif haberler vardı. İşte bu nedenden özellikle bankacılık tarafına satışlar geldi endeks 30 tarafına. 78.515 kapanış gerçekleştirdik. Dün bu fiyatlardan biraz alıcılığa açabiliriz Avrupa piyasalarında. Çünkü vadeler artıda görünüyor. Dün eksi de kapattı her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri borsalar ama bu sabah vadeler artıda. Dolar 1.97.14 seviyesinde geriliyor. Bu arada euro yükseliyor. 1.72.50 sabah 1.72 idi. Bir yükseliş var. Bakalım soracağız bunu. Parite de bu arada 1.38 olmuş. 1.38.20 önemli direnç seviyesi. Ama geçebilir tabii. 1.40'lar hedeflemişti. Altın ise 1.335 ons dolardan işlemlerine devam ediyor. Tahvil faizi %7.52. Avrupalar dün ekside kapattı demiştik. Dow Jones da aynı şekilde %0.35 ekside kapatmıştı. Ancak sabah saatlerinde Avrupa piyasaları %0.6 artıdayken Dow Jones ve S&P vadeler artıda işlemlerine devam ediyor. 10 yıllık hazine bonus tahvili Amerika'da da %2.49, 2.5'un altında. Brent petrol %7.82 seviyesine geriliyor. Bu arada İran'a karşı yaptırımların kaldırılacağına dair haberler var. İşte bununla ilgili Fitch'in bir haberi vardı. 800 bin varil daha artabilir şeklinde bir gerileme var Brent petrolde. Serbest piyasada gram altın 84 lira 79 kuruştan kapatmıştı. Çeyrek altın 137.07'lerden işlemlerine devam ediyor. Yabancı takas oranı 163.18 seviyesinde. Verilere bakalım bu arada. Bugün, daha doğrusu dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplantısı sonrası açıklamalar vardı. Aslında çok bir değişiklik yok. Hatta hiç bir değişiklik yok. Konuşmalarda, satır aralarında da aynı şekilde. Bugüne döndüğümüzde ise hem Avrupa'da hem Türkiye'de banka karlılıkları açıklanıyor. Bugün Garanti Bankası'nın 3. çeyrek bilançosu açıklanacak. Bu önemli. Bunun yanında Fransa'da, Almanya'da ve Avrupa Birliği'nde imalat ve hizmet endeksleri açıklanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde saat 15.30'dan sonra haftalık işsizlik maaşı başvuruları var. Konut verisini bekliyoruz bugün. Aynı zamanda onu da aktaralım size. Yakından takip ediyoruz. Haberlerle devam edelim. Merkez Bankası %4,5 olan politika faizinde bir değişikliğe gitmedi. Daha doğrusu hiçbir değişiklik yapmadı. Muzam karşılıklarda bir değişiklik beklentisi vardı ama gitmedi. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan yılın ilk 9 ayında 3.710 adet yatırım teşvik belgesinin düzenlendiğini, öngörülen sabit yatırım tutarının 55.2 milyar lira, istihdamında 132.649 kişi olduğunu kaydetti. Trafiğe kaydedilen motorlu araç sayısı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %6.9 oranında artış gösterdi. Ağustos'ta ise araç sayısı bir önceki aya göre %35,5 azalma göstermişti. Ve Hak İş'in 38. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir toplantı düzenlenmişti. Burada kıdem tazminatı konusu tartışıldı. Yazıcının açıklamaları var. Kıdem tazminatını kaldıracak bir düzenleme olamaz dedi. Bunu düşünmeniz bile yanlış şeklinde konuştu. Kapital 500 dergisi Türkiye'nin en büyük şirketinin Tüpraş olduğunu açıkladı. Zaten devamlı biliyoruz ki Tüpraş en büyük şirketi. Çağlayan'ın açıklamaları gelmeye devam ediyor. Arge'de arda kaldık diyor, çok gerilerdeyiz diyor. Biz hep yayınlarda bunu konuşuyoruz, Arge'nin ne kadar önemli olduğunu. Dünyanın en büyük tahvil fonunu yöneten PIMCO'dan Fed'in varlık alımlarına devam kararıyla rahatlayan gelişen piyasalara uyarı geldi. Ve işte az önce bahsettiğim Avrupa'dan gelen haber piyasaları etkileyen Avrupalı bankalara stres testi düzenlenecek 2014'te. Önemli bu çünkü 128 kreditörü inceleyecek olan banka sermaye yeterliğinde en az %8'e şart koşacak. Hangi bankalar geçecek bu stres testinden? İzliyor olacağız. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, banka testleri güven için önemli dedi ama burada birkaç sözü var. Bankaların uygulama güvenilirliğini kanıtlamak için başarısız olmaları gerekebilir. Başarısızlarsa başarısızlardır. Bu konuda hiçbir soru işareti yok. Kapatabilirsiniz demiş yani aslında. O yüzden piyasalarda satışa döndü. Gevşek para politikaları dönemi 2014'te de devam edecek şekilde biçimleniyor. Kanada Merkez Bankası'ndan dün gelecekteki faiz artışı ihtiyacı ifadelerini bırakmasıyla
Başta gelişmiş ülkeleri merkez bankaları olmak üzere küresel çapta yeniden gevşek para politikası vurguları öne çıkmaya başladı. Hocama bunu soracağım. Çünkü Mark Faber de böyle bir şey söyledi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, birçok büyük Amerikan bankasının 3. çeyrekte zayıf gelirlerinin 2014 yılına doğru bankacılık sektörü kar büyümesinin zorluklarla karşı karşıya olacağını vurgulayarak Amerikalı bankaları uyardı. Ve Goldman Sachs'ın başkanının açıklaması var. Fed'in teşviklerine hala ihtiyaç var diyor. Yani paralelinde konuşuyor, güldüğü gibi piyasanın geneli olarak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi benim bu Twitter'dan bir sorum vardı. Piyasalar tükenmişlik sendromu yaşıyor. 2014 yeni krizlerim gibi sizin tweetiniz ve Türkiye ne yapmalı bankacılıkla ilgili sektörüyle. Tabii ben bu tükenmişlik sendromu yaşıyor mu derken bir taraftan da işte açıklamalar çok paralel geliyor birbirine. Hem bankacılık sistemiyle hem de parasal genişlemenin dünyada devam edeceğine dair. Ne oldu da işte böyle böyle söylüyorlar. Bir bütçe görüşmeleri dünyanın ağzını değiştirdi. Şimdi tabii şaka bir yana bizim Hande Casanova'yı tanırsın. Hı hı. Hande sağ olsun gerçekten matematiksel modellemelerle, bu astrolojik değerlendirmelerle çok ilginç analizler yapıyordu. Ve hani bazen de hakikaten tuttuğuna şahit oluyorduk. Birkaç defa bunu yaşadık işte, böyle Merkür efendime söyleyeyim dünyanın yörüngesinden çıktığı zaman... yaklaşık 3 hafta boyunca dünyadaki herkes kendini böyle çok yorgun hastalıklı hissediyor. Mideler ağrıyor, başlar ağrıyor, işe giderken büyük bir keyifsizlik falan. Yani tabii entelektüel ve bilim adamı çatısı altında bazen bu tür konulara biraz mesafeli durmak istiyorsun gibi bir durum tabii ortaya çıkıyor. Ama bir taraftan da bir yandan da yani mesela bu konularda gerçekten başarılı analizler yapanların ifadelerine ve analizlerine baktığın zaman çok ürkütücü bir şekilde doğru bunların çıkıyor. Bazen doğru çıktığına da şahit oluyorsun. Dolayısıyla bu çok farklı bir alan ama özüne bakıldığı zaman gerçekten bir keyifsizlik süreci de var. Onu da vurgulamak lazım. Yani karlılıkların çok ciddi anlamda örselendiği, belli sektörlerde çeşitli gerekçelere bağlı olarak karlılıklar iyi gitse de özellikle imalat sanayinde dünyada karlılıkların gerçekten çok zorlu etaplardan geçtiği, şimdi biliyorsun Draghi'nin dünkü açıklamaları, bugün uluslararası finans kurumlarının ve Türkiye'deki finans kurumlarının raporlarında Türk bankacılık sektörünün 3. çeyrek karlılıklarının belki beklendiği kadar iyi olmayabileceği. Tabii bu iyi olmayacağı lafı sakın yanlış anlaşılmasın. Kötü olacak değil. Bankaların beklentilerin altında. Yani hani beklendiği kadar olmayacak anlamında. Yani bu %5 de sapma olabilir. Yani hani Türk bankacılık sektörü belki de dünyada emsalleriyle karşılaştırıldığında 5 yıldan bu yana dünyayı etkisi altına almış olan bu küresel kriz sürecinde en iyi bankacılık performansını göstermiş sektörlerden bir tanesi. Şanslıyız bu açıdan, çünkü Türk bankacılık sektörünün durumunun iyi olması Türkiye ekonomisinin finansmanı açısından da bir mesaj niteliği taşıyor. O nedenle yani Türk bankacılık sektörünün karlılığına yönelik bazen eleştiriler geldiğine de şahit oluyoruz. Ama orada eleştirilerin dozajını bence iyi tutmak gerekiyor. Yani Türk bankacılık sektörü eğer yurt dışındaki örnekleriyle, dünyadaki örnekleriyle karşılaştırıldığında iyi bir karlılık performansı göstermemeye başlarsa bundan sevinmemek lazım. Çünkü bu kısa vadede, orta ve uzun vadede Türk ekonomisinin büyümesi için gereken finansmanla ilgili de sıkıntı yaşamaya başlayabileceğimiz anlamına gelebilir. Dolayısıyla Türk bankacılık sektörünün karlılığı ile ilgili kimi noktalarda eleştiride bulunmakla, teknik eleştiride bulunmakla doğrusu söylemek gerekirse bankacılık sektörümüzün belli bir karlılığı korumak durumunda olduğu gerçeği arasında o dengeyi bence iyi tutturmak gerekiyor. Eleştirilerimizi de o anlamda dikkatli yapmak gerekiyor. Yani bunlar kritik meseleler. Şimdi tabii Mario Draghi harbi bir adam. Yani bunu zaman zaman izleyicilerimiz benim bu kadar net ve belki biraz sokak diliyle konuşmamı bir akademisyen olarak eleştirebilirler veya şaşırabilirler. Yok, eleştiren yok vallahi şu an. Ben doğrusunu söylemek gerekirse Mario Draghi daha önceki Fransız Jean-Claude Trichet'e göre daha harbi, daha dürüst
ve daha sağlam bir merkez bankacı olarak görüyorum. Trişe ürkütücü bir şekilde çok kötü bir performans ortaya koydu. Almanya'nın çok güdümünde kendi kişiliğini ve inisiyatifini ortaya koymadan Almanya ne derse adeta bunu gerçekleştiren ve belki de Euro krizinin derinleşmesinde farkında mıdır değil midir bilmiyorum ama ciddi rolü olan bir Merkez Bankası Başkanlığı performansı gösterdi. Dolayısıyla Trichet döneminde, onu vurgulayayım, Trichet döneminde Avrupa bankalarına yapılan stres testi sonuçları tam bir skandaldı. Böyle bir şey olabilir mi? Diyorlar ki stres testi sonuçlarını açıklayacağız ancak neyin stresinin ölçüldüğünü, kriterlerin ne olduğunu açıklamayacağız. Böyle skandal bir şey olur bayağı mu? Bayağı skandallar vardı onun döneminde. Avrupa bankalarının ne kadar zor durumda oldukları örtüldü. Mario Draghi diyor ki arkadaş böyle bir şey yok. Bundan sonra yapacağımız stres testlerinin kriterlerinin ne olduğunu kamuoyuyla paylaşacağız. Bu kriterler sonucunda bazı Avrupa bankalarının durumu kötü çıkarsa bunu alenen söyleyeceğiz. Bak aynı durum Amerikan bankaları için de söz konusu. Hatırla, salı günü yaptığımız yayında da aynı şeyi konuştuk. Amerikan bankaları ile ilgili de sinyal var. Dolayısıyla şu anda 5. yılı bitirmişiz küresel krizde. Geldiğimiz tablo şu: dünyadaki önde gelen önemli sayıdaki bankayı, hatırlarsan söylemiştim, uyuşturucu madde müptelası evet. olmuşlar gibi yalnız bıraktılar. Dediler ki size 5 sene sonra tedavi yapacağız. 5 sene daha ölmeden uyuşturucu madde kullanmaya evet, devam edin. ABD bankalarında böyle bir yöntem olabilir mi? Yapıldı o. Şimdi böyle bir yöntem olabilir mi? Rasyonlar konusunda da %8'i söylemiş adam. Geldiğimiz noktaya bak. Avrupa bankalarıyla Amerikan bankalarında hala bilanço zafiyeti var. Hala gelir ve karlılık zafiyeti var. O yüzden bu ülkelerde yapılan hatalar dizilini dikkate alarak Türk bankacılık sektörünün 2001 krizinden sonra gereken dersleri çıkarmış, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun evet. varlığı, etkinliği, Merkez Bankası'nın etkinliği, biz sektörün denetimi, gözetimi, Türk bankalarının gereken dersi çıkarması, ihtiyatlı davranmaları, Türk ekonomi yönetiminin ayağını yorganına göre uzatması. Bak Sayın Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Amerika'da çok kritik bir dönemde, çok kritik önemde temaslar yapıyor. Hı hı. Ve oradan çok net mesajlar veriyor. Türkiye'ye şu anda dünyada kredibilite kazandıran ne biliyor musunuz Zeliha? Bir, şeffafız. Yani Türkiye ekonomisinin var olan birkaç kritik önemdeki sorununu dürüstçe paylaşıyoruz. Diyoruz ki kardeşim bizim bir cari açık meselemiz var. Bunun farkındayız diyoruz evet. Zeliha. Problem yaratabilir. Aynen öyle. Dolayısıyla bu cari açığı kontrol etmek için gereken tedbirler alıyoruz diyoruz. Yani dolayısıyla millet de bizi takdir ediyor. Çünkü biliyor musun şu anda dünyada G20 ülkeleri arasında bizim gibi 3 yıl vadeli bir orta vadeli programla hedeflerini kamuoyuyla paylaşan, evet. efendim sorunlarını paylaşan, bunlar için çaba sarf ettiğini söyleyen, yapısal reformlara devam edeceğini söyleyen ülke yok neredeyse. Genel problem zaten Avrupa'da da o değil mi? Zaten oluşturamıyor adamlar. Bırakın 3 seneyi, 6 aylık yapamıyor. Aynen. Bu arada tweetler geliyor. Evet, bana da geliyor. Ben de onları takip etmeye şimdi çalışıyorum. Şimdi tükenmişlik sendromu bir sonuçtur. Onunla ilgili konuşmuşlar. Mustafa Aşkın kış depresyona giriyor iyi yayınlar demiş. Elektriğin olmadığı bir aileye yerleşmek en iyisi ama nafile demiş Trade Express. İşte konut kira getirmiyor, sermaye faiz kazanmıyor, işkici adam gibi maaş kazanmıyor, FED'den bahsetmişler. Erol Kutlu zar zor işe geliş gidiş, eve gelince dırdır demiş, kimse halinden memnun değil, hayatı zorlaştıran bizleriz aslında demiş. Bu arada Hasan Kurtulmuş'u soruyorlar. Hasan Kurtulmuş'u ayrıldı 24 TV'den, onu aktaralım. Kendisinin özel işleri var, şehir dışında katılamıyor. O yüzden yayınlarda yok. Hani bayağıdır soruyorsunuz, buradan da cevap vereyim Hasan Bey adına ben. Onu da cevaplamış olalım. Peki hocam, bankacılık sistemi, şimdi bu Draghi'nin söylediği orada hani bu stres testlerinden çıkan çıkar, çıkmayan batar. Batacak. Yani batacaksa batacak. Sözünü... Tabii batırılmaları da başka sendromları da beraberinde getirebilir. Unutma. Ama acaba şey mi demek istiyor? Yani şimdiye kadar batamayacak kadar büyük banka dedik, şu dedik, bu dedik. Olmadı işte. 5 yıldır düzene giren bir şey yok. Bari ne yapalım? Sonucuna katlanalım. Batacak olan varsa, hani batırılacak değil de batacak olan varsa kurtarmaya çalışmayacağız. Şimdi tabii... Gibi mi algılamak lazım Avrupa tarafından? Herhangi bir büyük çaplı bankanın batmasına izin vermek
bence krizin Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa Birliği'nde yeni bir derinlik sıkıntısı yaşamasına sebep olur. Yani kriz ciddi anlamda derinleşir. Yani Lehman Brothers'tan daha kötü sonuçlar bile çıkabilir. O yüzden çünkü Lehman Brothers unutma bir noktadan sonra aslında bizim Türkiye'de aracı kurum dediğimiz sermaye piyasası işlemlerine aracılık yapan bir yatırım kuruluşuydu. Ama tabii büyüklüğü itibariyle Türkiye'deki bir bankadan bile daha büyük olduğu için onlar Amerika'da ona investment bank diyorlar. Ama aslında temel fonksiyonu itibariyle baktığında bir ticari banka değil. Bir aracı kurumdu ancak yatırım bankacılığı boyutunda devasa bir kuruluş. Peki hocam izin verseler hani şimdi izin verseler çok kötü sonuçlar olur diyorsunuz da hani mesela gerçekten izin verseler bir çalkalansın diye artık bütün üstteki pislikler ayrılsa ve sonrasında günlerinden doğulsak. Şimdi o öyle olmaz. Onu daha önce Japonya yaptı. Japonya 1980'lerde kendi bankacılık sektörü gerek yolsuzluklar gerek suistimaller gerekse de kötü yönetim anlamında büyük bir sendroma girdiğinde Japon Merkez Bankası Japon ekonomisinin devasal büyüklüğünün getirmiş olduğu güçle hemen hemen bütün Japon bankalarını kuvveze aldı. Burada Japon bankaları yolsuzluklar, suistimaller ve kötü yönetim anlamında büyük bir arınma sürecinden, büyük bir temizlik sürecinden geçtiler ve daha sonra hani kuvvezdeki bebeğin tedavi geçirdikten sonra sağlığına kavuşması anlamında Japon Merkez Bankası tekrar sistemi legalleştirdi ya da liberalleştirdi, serbestleştirdi. Şimdi bu yönüyle bakıldığı zaman Avrupa problemin özü şu, Amerikan Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası dışında Batı 2001 krizinden sonra bize bir BDDK'nın varlığı ile ilgili önerilerde bulunan Batı çok enteresan bir şekilde kendi BDDK'sı olmadan bu krize yakalandı. Yani şu anda Banking Regulatory ya da Authority anlamında Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bankacılık sektörünü etkin şekilde denetleyecek, gözetecek. Bununla ilgili olarak kimi bankalara gözdağı verilmesi gerekiyorsa vesaire. Şimdi bunları Amerikan Kongresi'nin verdiği geçici veya ek yetkilerle Amerikan Merkez Bankası FED yapmaya çalışıyor. Kısmen de Avrupa Merkez Bankası'nın yetkileri var. Ama bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ve onun da ötesinde tabii ki özellikle bankacılık düzenleme ve denetleme kurumumuzun sahip olduğu yetkiler ve bu yetkileri her iki kurumumuzun da özellikle BDDK'nın Türk bankacılık sektörünü uluslararası kredibilite açısından çok etkin denetlemesi ve gözetlemesi bu bize has bir olay ve büyük bir başarı. Dünya bunu alkışlıyor. Şimdi bu perspektiften baktığımızda Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri ya bu kurumları kendi iç yapılarına kazandıracaklar. Ama bu konuda da mesela geç kalmış durumdalar. 5 yıl olmuş kriz başlayalı. Hala bankacılık sektörünün denetim ve gözetimine yönelik tamamıyla bağımsız ve hani belirttiğin anlamda kol mu kesilecek, bacak mı kesilecek, kangren olmuş bir yer mi var? Sen ne yapıyorsun? Düşünsene. Kangren olmuş yeri kesmiyorsun. Biliyorsun kangren olduğunda bacak veya kol kesmen gerekiyor? Niye? Bütün vücuda yayılacak. Bütün vücuda yayılıyor. Peki o noktada şimdi 28 üyeli hani Euro Birliği de 17 girmedi değil mi? Euro bölgesi 17 oldu. Şimdi 17 tane bankanın ya da 17 ülkenin bankalarının bağımsız bir denetçi tarafından denetlenmesi hangi kritere göre yapacak mesela bu adam ki mesela? Uluslararası kabul görmüş kriterler var. Sadece bizim BDDK'nın nasıl çalıştığını dikkate alsınlar yeter. Çünkü diyelim Almanya'daki bankalar sağlam çıkacak diyelim o işte öyle bir BDDK gibi bir kurum ama örneğin İtalya diyeyim ya da ne bileyim Güney Kıbrıs diyeyim. Onların bankaları o zaman mesela bir tane kalacak gibi bir şey çıkıyor ortaya. Acaba bundan mı çekiniyorlar? Yani şimdi belirttiğim gibi sana. Yani mali birlik de yok. Bunlarda sadece para birliği var ya o açıdan dedim işte. Kriterleri ortaya net olarak koyarsın. Yani mesela Türk ekonomisinde 1980'li yıllardan bu yana Türk bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması ile ilgili konu zaman zaman Dünya Bankası ile birlikte yürütülen projelerle hep gündeme gelmiştir. Ve raporlarda yazar derler ki bir holdingde diyelim ki o dönemde 4 tane banka var. Dünya Bankası der ki bir Türkiye'deki bir holdingde 4 tane banka olmaz. Bu bankaların tümü bir tek banka altında toplanmalıdır. Türkiye'de bir holding veya bir yatırım grubunun elinde birden fazla banka olmamalıdır şeklinde konular gündeme gelmiştir. Bunlar 80'lerin sonlarında ve 90'larda Türkiye'de konuşuldu. O dönemde kamu otoritesi
gerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya o zaman biliyorsun BDDK yoktu ve Hazine Müsteşarlığında Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü vardı. Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü o dönemde Türkiye'de 40 adette sınırlanması gereken banka sayısını 40 adette sınırlamak yerine 90'lı yıllarda, burada gerekçelerini artık tartışmayalım çünkü çok uzun bir konu, ama Türkiye'de banka sayısının 82 bankaya çıkmasına izin vermeseydi, tam tersine 40 bankayla birlikte Türkiye sağlam, iyi denetlenen, suistimalden, yolsuzluklardan uzak bir Türk bankacılık sektörü oluştursaydı 2001 krizini yaşamayabilirdik. Belki de yaşadığımız ama, iyi oldu bu arada ama, yani. 2001 yılında bizim çektik. Böyle bir kriz yaşamamız, hala en azından devam gereken tabii. Dersleri çıkarmamız konusunda etkili oldu. 2001 yaşanan krizin etkileri sürüyor hala çoğu insanda, ücretlerde vesaire, çalışmalar, çalışma hayatında. Bu arada şeye bakıyorum ben, pariteye bakıyorum da 14 Kasım 2011'den beri ilk defa 1.38'i geçti euro dolar paritesine. Bunu hatırlarsan salı günkü yayınımızda çok net olarak ifade etmiştim. Demiştim ki eğer salı günü saat 15.30 itibariyle Amerikan federal hükümetinin bütçesinin 3 aylığına da olsa onaylanması sonrasında 1 Ekim sabahı itibariyle bütçesiz kalan ABD'deki federal hükümet nedeniyle, federal hükümetin shutdown dedikler, kepenginin kapanması, şaltenin inmesi nedeniyle Amerikan Çalışma Bakanlığı istatistik birimi resmen tatile gönderildi. Tabii. Dediler ki size maaş veremiyoruz falan. Dolayısıyla veriler da Eylül ayı verisi aslında hazır olmasına rağmen açıklanamadı ve bunu 22 Ekim Salı günü açıkladılar. Demiştim ki 180 bin civarında bir artış bekleniyor. Özür dilerim, 169 bin civarında bir artış bekleniyor. Bir önceki rakam 180 bindi. Rakam 169 binin de altında gelirse, hatırlarsan yani, evet, demiştim ki parite 1.37 doları sağlam kırar ve 1.40 dolara doğru bir hareket başlayabilir. Bu yönüyle bakıldığında salı günkü yayında işte söylediğimiz olduğumuz gerçekleşmiş gözüküyor. Tabii, 148 bin geldi, 1.38'i evet, geçtik. Bir de 1.38-20'de kritik bir noktası var. Oralarda dolanıyor şimdi ama kırar gibi duruyor. Yani durmayacak gibi duruyor 1.38. Şimdi orada sanki, doğrusunu söylemek gerekirse dolar endeksi çok çok önemli. Dolar endeksi bu rakam açıklanmazdan evvel 79,665 puandı. Ve ben pazartesi günü yazmış olduğum raporda demiştim ki eğer 79,65 puandan aşağı doğru dolar endeksi 79 puanı da kırar, aşağı doğru kırarsa, o zaman 79 puanın aşağı doğru kırılması paritenin 1.40 dolar ve üzerine doğru hareketini, evet, hızlandırabilir. Şu anda euro dolar paritesinin 1.36-1.42 dolar bant hareketine girdiğini ifade edebiliriz. Ama dediğim gibi 1.40 ve üzerine doğru hareketin başlaması için dolar endeksinin 79 puanı da kırması son gerekiyor. Kaçtı? Ben pazartesi günü baktığımda 79,65'ti. Buna eklerim birazdan. Dolar endeksini de mutlaka takip etmek Matrix'e gerekiyor. Matrix'in neydi, onun kodunu hatırlamaya çalışıyorum. İzleyicilerimize da özellikle internetten arama motorlarından çok rahatlıkla bulmak kolay. Dolar endeksi desinler ve o dolar endeksini de spot bir değer olarak takip etsinler. Ofistekinde var ama bunda yok. Birazdan ekleyeceğim onu siz konuşurken. Peki 1.40'lara gelirse... 1.42'lere. Bu Türkiye için iyi bir şey olur. Türkiye, TL, dolar, bizim memleketimizle ilgili konuşayım. Euro, TL, euro. Harika olur. Neden harika olur? Çünkü nasıl? Türkiye her ne kadar Avrupa Birliği'ne yapmış olduğumuz ihracatın Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki payını ihracat pazar çeşitlendirilmesiyle başarılı bir şekilde azaltmış olsa da, bizim için hala dünyadan 6.3 trilyon dolara yakın ithalat yapması nedeniyle, evet, Euro bölgesi ve Avrupa Birliği önemli ihracat pazarı. Bunun tartışılmasına gerek yok. Yani Türkiye mutlaka Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'nin dünyadan yaptığı 6,3 trilyon dolar civarındaki bu büyük miktardaki ithalattan daha fazla pay almanın yollarını bulmak zorunda. Şimdi bu noktadan hareketle eğer Türkiye Euro'daki artış sayesinde Avrupa'ya yapmış olduğu ihracat açısından bir rekabet avantajı yakalıyorsa, bu Türkiye için iyidir. Dolayısıyla parite ne kadar yukarı doğru giderse, euro dolar paritesi ne kadar 1.40 doları zorlarsa, ithalatını büyük ölçüde dolar cinsinden yapan fakat ihracatını da büyük ölçüde euro cinsinden yapan Türkiye için bu muhteşem bir şey. Çünkü dolar dünyada değer kaybettikçe Türk ihracatçısının dolar cinsinden ham madde ve yarı mamul ve makine ithalat maliyeti kısmen azalıyor. Evet. Buna karşılık
yapmış olduğu ihracatı da büyük ölçüde euro cinsinden fiyat bağlantısıyla yaptığından dolayı da bu da yine Türk ihracatçısı için gelir anlamında bir avantaja dönüşüyor. Dolayısıyla euro dolar paritesinin her yukarı doğru hareketi Türkiye'nin dış ticaret hadleri açısından ve dış ticaret dengesi açısından mutlaka pozitif yönde bir etkiye sahip, bizim için olumlu bir şey olduğunu ifade etmem lazım. Şimdi dolar endeksi 8 ayın en düşüne dokundu diye bir haber vardı. Burada eklemeye çalıştım. DXY'miş kodu da eklenmiyor nedense. Ona izleyiciler de az önce hocamızın söylediği gibi dolar endeksine baksın bu bölünmesi yani, açısından. Pazartesi sabahı itibariyle 75'ti. Evet. Ama eminim ki şu anda 79,65'ten 70'e 79'a doğru yaklaşmıştır. Bu parite i̇şte hareketi arıyorum. Onu gösteriyor. İzleyicilerimize ifade 79, ediyorum. 79,16. Evet. Tamam. Yani gördüğün gibi bilmesen bile rakamı tahminlerim çok net ortaya koyuyor. 79, şimdi izleyiciler 16, şunu evet. bilsinler. 79,16'ya kadar aşağı doğru inmiş olan dolar endeksi eğer 79 puanı kırarsa euro dolar paritesinin 1.40 dolara doğru hareketi artar. O yüzden tabii ihracatçılarımız aylardan beri hep bana soruyorlardı. 15-20 günden beri bayram öncesinde de sokakta karşılaştığımızda, herhangi bir toplantıda karşılaştığımızda iş dünyasının tahmin edebilirsin ki biz hocalara sorduğu en önemli sorulardan bir tanesi euro dolar paritesinin yakın geleceği. Ben de demiştim ki Amerikan Merkez Bankası'nın tahvil alım programını azaltma takvimini geciktireceğinin netlik kazanması halinde ki o şimdi büyük ölçüde netlik kazanmış gibi evet, gözüküyor. Evet, hatta Mart deniyor ama belki herkes Mart'ı yani konuşuyor. Mart, daha ileri tarihleri konuşmaya başladı. Olmayabilir yani. Haziran olur, bilmiyoruz ki. Bir de Amerika'nın tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamları da çok parlak gelmedi. Hani bu noktadan hareketle şimdi bu arada konut da gelecek mesela. Evet. 79 puanın kırılması halinde dolar endeksinde yukarı doğru hareket artabilir. Bu da dediğim gibi Türk ihracatçısı için Türkiye'nin dış ticaret hadleri açısından olumlu bir tablo olarak ifade edilebilir. Peki hocam, son 5 dakikamız var ama bu altın da çok soruyorlar biliyorsunuz. Evet. 1330'larda, burada da 1340'larda hatta şu an hafif yukarı yönlü. Siz 1350 seviyesi mi vermiştiniz? 1350'yi kırarsa yukarı gider. Ben o konuda herhangi bir şey söylememiştim. Ben sadece bu hafta başında şunu demiştim. Eğer bu Amerika'nın tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamlarının yenisi biliyorsun bir haftalık gecikmeyle normalde önümüzdeki hafta Cuma günü 1 Kasım'da açıklanması lazım. Fakat bunu bir hafta çünkü şey daha yeni açıldı ya Amerikan Çalışma Bakanlığı İstatistik Birimi 3 hafta maaşsız ve bütçesiz olarak çalışamadığından dolayı şimdi bir hafta geciktiriyorlar. 8 Kasım'da açıklanacak Ekim ayı verisi ve eğer Ekim ayı verisi kötü çıkarsa yani en az Eylül rakamı kadar kötü çıkarsa biliyorsun 169 bekleniyordu, 149 bin geldi. Gerçi tabii ilginçtir, Ağustos ayı rakamı da 180 bin açıklanmışken sonra 198 bin diye yukarı doğru revize oldu. Hani 149 bin de yukarı doğru revize olabilir ama revize olsa olsa belki 160 bine revize bizim olacak. Bizim büyüme rakamımız 3. çeyrek ne zaman? 10 Aralık'ta geliyor. 10 Aralık Salı günü galiba gelecek. Hocam o kadar geç gelmesi yani diğer ülkelerde de böyle mi? Gerçi diğer ülkelerde 5-6 defa revize ediliyor. Aşağı yukarı 1. 2. ve 3. çeyrek büyüme rakamlarının açıklanma tarihini söz konusu çeyrek dönem bittikten sonra 70 güne kadar çekmeyi başardı Türkiye İstatistik Kurumu. Birçok ülkede o dönemle ilgili büyüme rakamının ilk tahmini 30 gün gecikmeyle mesela Amerika'da ve Çin'de esas rakamda 60 gün. Yani biz bir 10 günlük durumumuz daha var. Aslında ha, orada çok revize olduğu için bize öyle geliyor. Yani hani şöyle çok Türkiye İstatistik Kurumu diyor ki ben çok fazla revize etmek istemediğim için yani bir rakam açıklarım ama ertesi çeyrek dönemde bir önceki çeyrek dönemde açıkladığım rakamı çok ciddi revizyona tabi tutarsam onun da bir anlamı yok. Beni bundan daha fazla zorlamayın. Ben mümkün olduğu kadar az revize edilecek bir rakam daha, açıklamak çok için olsa daha 70 iyi olmaz günden mı daha fazla zorlamayın hani, beni diyor. Çünkü. Önünü görmesi açısından piyasaların daha iyi olmaz bana mı? Sorarsan, bana sorarsan keşke bu tür büyüme rakamları bir ülke için bir çeyrek bir dönem bittikten sonra hiç olmazsa en geç 45 gün sonra açıklansa. Çünkü bu rakam ne kadar geç açıklanırsa, büyüme rakamı ne kadar beklenenden kötü çıkarsa bu ekonomi yönetimi ve iş dünyası için rakamın beklenenden kötü çıkması durumunda bunun telafisi için alınabilecek ek önlemleri çok daha gecikerek işte, almaları anlamına geliyor. Çünkü söylüyorum. Düşünsene evet. 70 gün demek. Esasen bir sonraki çeyrek dönemi İçinde aşağı yani. Yukarı evet. 2,5 aylık dönemini
neredeyse tamamlamışsın. Kala kala o çeyrek dönem bitmesi için bir 20 gün kalmış anlamına geliyor. Bu rakamı ne kadar erkene çekersen Türkiye'nin büyüme rakamları ya da herhangi bir ülkenin büyüme rakamlarını atıyorum mesela. Çeyrek dönem bittikten sonra 45. bir 45 gün sonra açıkla. Belki onu açıklayıp revize edebilir. Bu tabii bu ekonomi yönetimine yani. Ve iş dünyasına o çeyrek dönemin büyümesine o zaman biraz daha iğme kazandırmak için mesela bir 15 günlük süre tanır. Artı alternatif şeyler de geliştirebilirler yani evet. O noktada. İstiyorsan konu buraya gelmişken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dünkü para politikası kurulu toplantısında niçin hiçbir şey değiştirmediğini evet. Söyleyeyim. Değerli izleyiciler, açık ve net tekrar vurguluyorum. Bunu yazılımda da vurguluyorum. Takip edebilirsiniz. Şu anda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası evet. Fiyat istikrarı ve cari açıkla ilgili, enflasyon ve cari açıkla ilgili olarak hiç beklemediğimiz bir risk oluşmaması koşuluyla şu anda Türkiye'nin büyümesine destek olacak bir para politikası izlemeyi tercih ediyor ve ben bunu destekliyorum. Gerekçesini de şöyle izah edeyim. Dünyada şu anda gelişmiş ülke ekonomilerle ilgili büyüme sorunlarının olduğu bir konjonktürde gelişmekte olan ekonomilerdeki ortalama büyümenin 2,5 ve altına indiği eğer Çin'in rakamını devre dışı bırakırsan 2,5 ve altına indiği bir dünyada Türkiye eğer bu yılı 3,5'a yakın bir büyümeyle bitirecekse bu bizi pozitif anlamda diğer gelişmekte olan ekonomilerdeki büyüme performansından ve gelişmiş ekonomilerdeki kötü büyüme performansından pozitif olarak ayrıştırıyor. O yüzden hocam. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası diyor ki öyle mi? Hı-hı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası diyor ki manşet enflasyon düşmeye devam edecek. Hı-hı. Ama çekirdek enflasyon biraz daha asılmaya devam edecek. Onunla panik olmayın. Dolayısıyla cari açıkla ilgili evet. Bir sorun görmüyorum. O yüzden de beni lütfen kısmen büyümeyi biraz desteklediğim para politikasını değiştirmek için zorlamayın diyor. Biz de zorlamıyoruz. Ama benim bu görüşüme para piyasasındaki bazı profesyoneller katılıyor mu? Aha. Evet katılmıyorlar. O da var, görüş normaldir ailemiz. O da yani evet, katılmamalı. O da görüş ailemiz. 79.083 endeks Avrupa artıda açılacak, açılması olasılığı ve dolayısıyla borsaya da artı açılabilir demiştik. 79.000 üzerinde 79.200'de önemli bir seviye var. Kahve molasında tekrar 12.30'da karşınızda olacağım.